Irak'ı kimin yöneteceğine biz karar vermeye kalkıştık. Vay efendim, niye İyad Allawi değil de Nuri El Maliki geldi? Biz de o zaman Nuri El Maliki'ye karşı, o Şii olduğu için, biz de kuzeydeki Kürt gruplar Sünni olduğu için onlara destek veririz falan gibi abuk subuk şeylerle 2007'den itibaren Türkiye'nin ne Kerkük politikası kaldı, ne Kuzey Irak'a yönelik politikaları kaldı. Hepsi alt üst oldu. Büyük bir kafa karışıklığından geçtik. Bu kafa karışıklığı 2011 yılında, bakın 2011'in altını defalarca çizmek lazım. Neden? Biz 2011'de bugün Azerbaycan'la yakın olduğumuz kadar dost ve neredeyse kardeşçe ilişkiler içinde olduğumuz bir Suriye devletine karşı harekete geçtik. Bunun bir mantığı var mı? Şeydi, Esad'dı, Esed oldu. Onu mu söylüyorsunuz? Mesele Esad, Esed değil. Hayır, yani sembolik olarak yani. O bence Türkiye'de yanlış yapılan bir şey ama o sembolden, onu ben sembol olarak da düşünmüyorum. Yani doğru telaffuz ettiklerini düşünüyorlar. Esed olması gerektiğini, aslan olduğunu. Ya etimolojiye girmeyelim ama sanki daha ziyade siyasi bir yaklaşım gibi geliyor bana, bir gazeteci olarak, bilmiyorum. Şimdi mesele şu. Bütün bu, mesela şu anda şu terör saldırılarının da ana kaynağının Suriye'deki PKK yapılanması, PYD yapılanması olduğu ve bunlara destek veren Amerikalılar olduğunu biliyoruz. Şimdi mesela Amerikalıların lojistik destek vermiş olduğunu düşünüyoruz. Amerika'ya göre onlar DEAŞ'la mücadele eden kişiler. Bu hikaye bunlar. Amerika'da hikaye bitmez zaten. Eğer siz Amerika bir dinleyici kitlesi bulursa sürekli hikaye üretir zaten. Amerika'nın hikayelerini dinleyerek bir yere varamazsınız. Amerika'ya karşı kavga da ederek değil, karşı adımlar atarak sonuçlar alırsınız. Hangi adımlar atılabilir? Karşı adımlar ne olabilir? Onu söyleyeyim. Şimdi bir defa burada dört ülkeden toprak kopararak büyük bir Kürt devleti kurmak istiyorsa Amerika, ki böyle, bunu kendileri söylüyor, yazıyor zaten. Evet, Sait Hocam da aynı şeyi söylüyor. Evet. Şimdi o zaman bu dört ülkenin tabii müttefik olması lazım. Hangileri bunlar? Türkiye, Suriye, Irak ve İran. Ama bu kafa karışıklığının hepsini yaratan biz olduk. Mesela İran, PEJAK olarak PKK'yı üzerlerine sürdüklerinde Amerikalılar biçti attı onları. Nasıl mücadele edileceğini gösterdi. İki, geri kalan üçündeki kafa karışıklığının temeli bizden kaynaklandı. Ta işte o Dolmabahçe toplantısına falan kadar. Yani bizimkiler şöyle bir şey zannediyorlardı bu işi. Efendim, daha önceki yönetimler Türkiye'de hatalar yaptılar. İşte biraz daha sevecen davranılsa, biraz daha iyi davranılsa, işte bir derin devletin var olduğunu zannediyorlardı. Onun gibi hareket edilmese bu iş çözülür gider zannediyorlardı. Ama işte o Dolmabahçe'den itibaren hadiselerde ve Suriye'yi Amerika'nın bölmeye yönelik adımları somutlaştıkça anladılar ki bu iş öyle değil. Yani biz niye mesela ilk Fırat Kalkanı ile müdahale ettik? Çünkü Türkiye'den toprak kazanmak zaman alacağı için Irak bölgesiyle Suriye bölgesindeki Kürt bölgelerini birleştirip Türkiye'nin sınırlarını yalayarak geçecek bir koridor oluşturmaya çalışıyorlar. Ama orada amaç çok daha derin ve çok daha uzun bir koridor oluşturmaktı. Onu yapamadık. Ben de onu diyorum. Çünkü o sırada Barzani bağımsızlık yönünde adımlar atıyordu. Barzani'nin el koyduğu Kerkük'teki petrolü buradan Akdeniz'in kuzeyine, Lazkiye'nin kuzeyine indirme projesi söz konusu. Sizi dinlerken Özgür Hocam da bir söz isteğinde bulundu. Gördüm hocam.